Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle lohusa şerbeti yapalım. Lohusa şerbeti sadece lohusalar için değil, Ramazan'da herkes çok rahatlıkla içebiliyor. Hem enerji veriyor, kaybedilenleri karşılıyor. Lohusalar için süt yapıcı, yine onlar için de enerji verici. Bunun için biz 1,5 litre su koyduk tenceremize. Şöyle 100 gram lohusa şekeri var. Bu doğal renklendiriciler ve baharatlarla hazırlanan bir şeker. Onu koyuyoruz. Bir tane kabuk tarçın var. Böyle ikiye bölerseniz aroması çok daha güzel çıkacaktır. Bir tane böyle kuru zencefilimiz var. 4 tane karanfil atıyorum. Çok güzel kokusu çıkacak. Karabiber tohumu var 4 tane. Bu da hem nefes açıcı hem aromasını verecek, ferahlatacak şurubu. Sonra bir tane havlucanımız var. Bunu atıyoruz. Dilerseniz kakule de koyabilirsiniz bir tane. Sonra şöyle biraz da muskat rendeleyeceğiz. Bunu tüm atarsak acı olur. O yüzden biraz üzerine muskat rendeliyoruz. Şimdi karıştırarak erisin şekerle iyice kaynatacağız. Hatta tatlandırıcı olarak ben böyle balım vardı. Dilerseniz pekmez de koyabilirsiniz. Şeker de koyabilirsiniz. Neyle isterseniz onunla tatlandırabilirsiniz. Karıştırarak kaynatacağız bunu. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ben şu üzerinde biriken köpükleri alıyorum. Çünkü bunlar hem kötü görünüyor hem rengini bozabilir. Şimdi altını kısacağız. 45 dakika kadar kaynatacağız bunu. Dakika kaynattım. Rengi çok güzel oldu. Şimdi bunu süzekten geçirelim. Sürahimizi alalım. Dilerseniz soğuk, dilerseniz sıcak içebilirsiniz. Şimdi ben üzerine cevizle bir sunum şeklini göstereceğim. Yanında da kuru yemiş koyabilirsiniz. Badem, fındık, ceviz. Böyle benim gibi biraz cevizleri ezip üzerine de koyabilirsiniz. Her tür servis edebilirsiniz. Şerbetimiz içmeye hazır. Şöyle koyalım. Bakın rengi ne kadar güzel. Bunu böyle sade de servis yapabilirsiniz. Üzerine ceviz koyup da servis yapabilirsiniz. Ben bir de bir nostalji olsun diye. Biz bu şerbetlerin yanına böyle gül lokumu petibör bisküvinin arasına koyup yerdik. Şöyle de gül lokumumuz var. Serviste bunları da göstermek istedim. Hatırlatmak ve değişik sunumları göstermek için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.